İsmim Fehmi Küpçü, Adalet ve Kalkınma Partisi 24. dönem Bolu Milletvekiliyim. Asıl mesleğim avukatlık. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kurucu gençlik kolları başkanı olarak başladım kendi ilimde. Akabindeki dönem ilçe başkanlığı yaptım ve bu dönemde Bolu Milletvekili olarak parlamentoda görevimi sürdürüyorum. Efendim, Türkiye ve diğer ülkeler, Asya ülkeleri, İslam ülkeleri, bu ülkelerin birlikte işbirliği geliştirmesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunun nasıl yapılması gerekiyor ya da böyle bir birliktelik gerekli mi sizce? Yani bu konu hakkındaki ilk görüşlerinizi merak ediyoruz. Tabii hükümetimiz aslında milletinden aldığı güçle millet adına adalet ve demokrasi yürüyüşü yapıyor. Tabii yaşadığımız dünya küresel, rekabete açık olan, aslında geçmişiyle geleceği arasında köprü kurulabilecek mazisi olan bir toplum. İlber Ortaylı Hoca, Profesör Doktor öyle söylüyordu. Türkiye'nin tarihten gelen bu milletin reddedemeyeceği misyonları var. Dolayısıyla bizim kadim dostluklarımız var dünyayla, Orta Asya'yla. Bu meyanda nazar itibari alındığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şüphesiz bunu Dışişleri Bakanımız, başta Başbakanımız olmak üzere bunu yoğun tempolarından da görüyoruz. Dolayısıyla sadece Ankara'ya hapsolan bir iktidar algılanması elbette ki murad edilmiyor. Çevresinde duyarsız kalmayan, artık o özgüveni yüksek, kendine güvenen, dediğimiz gibi bu memleketin idealinin erdemine, faziletine, bereketine inanan, zalimlerin hasmı, mazlumu, dostu olan bir Türkiye var artık, lider ülke. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin koyduğu 2023 vizyonu, Anadolu'ya girişimizin 1000. yılı, yine ikinci hedefimiz olarak açıkladığımız 2071 vizyonu aslında Türkiye'nin o kendi kabına sığmayan, dediğimiz gibi o kadim dostluklara inanan, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla bir lider ülke olma muradımız var ve bu yolda adım adım hızla ilerliyoruz. Şüphesiz bu merhalede de nazar itibari alındığında elbette ki bizim çevremize, yaşanan gelişmelere duyarsız kalmamız böyle bir çağda mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi de milletinden aldığı güçle bu mücadeleyi aşkla, şevkle, muhabbetle yürütüyor. Efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.